Son dönemde cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, Bebek'te kameralara takıldı. Samyeli, dekolte giymeyi sevdiğini anlattı. Çok çalışıyorum ama iyi bir şey yani, çok mutluyum. İş olsun da çalışalım. Evde çok oturduk. Takip ediyoruz kıyafetleriniz de sahnede bayağı bir konuşuluyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün tasarımcı arkadaşlarımın başarısı. Transparan falan bayağı bir cesuruz herhalde bu sahne konularında. Başlangıçtan beri öyle. Ben zaten dekolte giymeyi seviyorum. Evet. Sahne de bence hem kaldırıyor hem güzel duruyor. Bu bir paket işi. Hani sesi ne kadar çalıştırıyorsak sahne prezentasyonuna da önem vermek zorundayız. Geçen yıl ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli, Kemerburgaz'dan taşınıp Etiler'de 45 bin TL kiraya yeni bir villa kiraladı. Ünlü şarkıcı bu kez bir yıllık kira bedeli olan 540 bin TL'yi de peşin ödedi. Bu arada gerçekten çok konuşuldu geçtiğimiz sene sizin ev konusu falan. Sonunda çözdük mü? Çözdüm, artık çözdüm. Kendi evimize taşındım, rahatladım. Evet, yeni bir yere taşındım, rahatladım. Çok. Yani daha yerleşeceğim elbette. Çok zormuş taşınma işleri. Evet. Evet, yani evet. Bir takım olaylar da oldu biliyorsunuz geçtiğimiz. Davalarımız sonuçlandı karşılıklı. Geri çektik söz içinde. Sonuçlandırdık. Bence tebdili mekanda ferahlık vardır diye bir söz var. Ya, otelde mi konaklıyorsunuz şu anda? Nerede kalıyorsunuz? Hayır, yeni evim adresini mi istiyorsunuz? Hayır, hazır değilim. Samyeli, sosyal medyaya çok fazla zaman ayırmadığını belirtti. Evet. Güzel kadınların DM kutusu dolmuştur muhtemelen de. Size de böyle yürüyen oluyor mu DM'den? Sosyal medyada sonra... Onu demek. Görsel, güzel, işimizi koyuyoruz, o kadar. Gizli takip ettiğiniz birileri var mı? Ya da ikinci bir hesabınız. Ben onları çok sıkıcı buluyorum. Çok komik yani. Kimseyi o kadar merak etmiyorum. Kime bakarsınız baksanız? Hiç merak etmiyorum. Ve merak ettiğim dünya starları var, dünya markaları var. Onları da zaten takip ediyorum. Cem Yılmaz'la biten ilişkisinde hayal kırıklığı yaşayan Defne Samyeli, kalbini aşka kapatmadığını vurguladı. Kalbimiz kapalı değil mi ya? Aşka vesaire. Yine geçtiğimiz senelerde böyle kırgınlıklar, küslükler, arkadaşlar ben hayal kırıklığı yaşandı. Olur, o hayatın bir parçası onlar, evet. Yani. Onun ne olacak ki? Hiçbir şey. Ya, tövbe falan yok. Aa yok, niye olsun canım? Hayır. Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talun'un paylaştığı cesur pozlara da karışmadığını söyledi. Sahnede çok cesursunuz ama Derin, Deren, işte ikisi de cesur pozlarda paylaşılıyor. O da sosyal medyada çok konuşuluyor. Bunlarla ilgili sizin bir karışma durumunuz var mı? Veya hani çok serbest mi? Yani cesur pozlardan kastımız esasen hani Derin'in yaşı biraz daha küçük, yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten hem modellik yapıyor hem oyunculuk yapıyor. Cesur pozdan kasıt ne, ben onu da çok anlamadım. Sen en son paylaştığı... Bütün yaşıtları da benzer pozlar koyuyorlar. Ama şimdi o sizin kızınız olduğu için biraz tabii şimdi doğduğu zaman kameraların önüne doğdu diye yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir. Yani ve de bunun konsekansı sonucuyla da kendileri yüzleşirler. O nedenle bizim aramızda şuna koymuşsun, böyle bir fotoğraf paylaşmışsın konusu ancak espri konusu oluyor bu saatten sonra. Artık zaten reşit oldu yasal olarak. 49 yaşındaki Samyeli estetik yaptırdığı iddiasını da yalanladı. Gerek gördüğüm zaman faydalanmaktan kaçınmam. Ama bu yaşa geldim daha olmadı. Ben hep şey zannediyordum. 50 olduğu zaman herhalde hani kafadan yüz gerdiririm diyordum. Maşallah diyeyim. Maşallah. Hemen bir nazar boncuğu koyalım. Devamlı başıma kaza geliyor bu ara zaten. Boş verin maşallah. Ne gibi kazalar? Düştüm geçenlerde arkadaşlar. Nereden? Ben de. Merdivenlerden daha hala, elim hala sakat. Ama omurgam güzel. Nazara falan inanıyor musunuz bunda ilgili? Göze geldim falan. İnan vardır herhalde. Evet tabii mesela. Yani göze geldi yani. İnanırsanız olur. Çok inanmıyorum. Ya da düzgün yürüyeceğiz. Ya da dikkatli olacağız. Merdivenden inerken cep telefonuma bakarsam düşerim. Aynen. Tabii ya, bu kadar basit yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Öte yandan Defne Samyeli'nin 2 hafta önce sahne aldığı mekan çıkışı, trafik çevirmesine takıldığı, 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilince de ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca 1340 TL para cezası kesilen Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem ise yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıdıklarını belirterek, trafik kontrol ekiplerince yapılan tespit hatalıdır. Bu ölçüme yapılan itiraz üzerine hastanede yapılan kan tahlilinde müvekkilimin hususi otomobil sınıfı araçlar için belirlenen yasal sınır düzeyinde alkollü olmadığı ortaya...